Evet arkadaşlar şimdi geldik kazanım ödev test 1'e. İlk sorumuzla başlayalım. A ve B kümeleri verilmiş. A'dan B'ye tanımla birebir fonksiyonu şeklinde tanımlanıyor. Bakın birebir dediğimiz şey neydi? A'daki elemanların her biri farklı bir elemanla eşleşmek zorundaydı. Yani görüntüleri hep farklı olacaktı. 1 sıfıra gitmiş o zaman sıfırı bir daha kullanamayız. A 2'ye gitmiş. Bakın 2'yi bir daha kullanamıyorum. 5 6'ya gitmiş. E, 6'yı bir daha kullanamam. E, buradan arkadaşlar diğeri de a 3'e gitmek zorunda. Yani 7 de ya da 7 buradan hangileri kullanıldı? 1'i kullandık. 5'i kullandık. 3 ve 7 kaldı. Bunlardan bir tanesi 3, bir tanesi 7. Mesela A3 B7 olmak zorunda. Ya da A7 B3 olmak zorunda. Yerine koyduğumuzda Dikkat ederseniz görüntülerden bir tanesi de a-3. Ben a'ya 3 verirsem 3-3 0 olur. Burası 0 olacak. Bakın birebir 1 1 olduğu için burası 0 olamaz. Yani bu durum değil de bu durum sağlayacak. a7, b3, c de 7 yazarsak 7-3'ten 4 olacaktır arkadaşlar. Yani c'yi de ne bulmuş olduk? 4 olarak bulmuş olduk. Bize a artı b çarpı c'yi soruyor. a7 B çarpı C 12 topladığımızda 12 olarak bulmuş oluyoruz. F R'den R'ye birim fonksiyon. Birim fonksiyonu hatırlayalım arkadaşlar. Fx eşittir x. İçine ise dışı da aynı ise arkadaşlar bu birim fonksiyonu. Fx ise dışı da x olmak zorunda. x kareli ifade olmamalı sıfır olur. x'in katsayısı sayısı 1. Burada sabit terim olmadığı için buranın da olmaması gerekiyor. Yani sıfırlanması lazım. O zaman a eksi 3 eşittir 0 ise a eşittir 3. E yerine yazarsak b eşittir 1 zaten bulmuş olduk. c artı 5 eşittir 0 ise c de buradan eksi 5 geldi. Bize f a artı b artı c'yi soruyor. f a artı b artı c. c de neydi? Eksi 5. 3 artı 1 4. 5 çıkardık. Eksi 1. E bu birim fonksiyonu olduğuna göre... İçi de dışı da aynı olur. O zaman sonucumuz eksi 1 olur. Üçüncü sorumuza bakarsak sabit fonksiyon olduğuna göre f 250 Sabit fonksiyonu hatırlarsak fx eşittir c gibi sabit bir değere eşitti. Yani x yerine ne yazarsak yazalım sonuç c olacaktı. E bu c olduğuna göre x'e bağlı bir denklem olmaması lazım. O zaman x'in katsayılarını sıfırlıyoruz. Burası sıfır burası sıfır. a artı 1 sıfır ise arkadaşlar a artı 1 sıfır ise A eşittir eksi 1. E, B eksi 2 0 ise B eşittir 2. Yerine yazarsak fx'imiz ne olacak? Bakın burası sıfırlandı. Burası sıfırlandı. A eksi B eksi 1 eksi 2 artı 1. Buradan ne geldi? Eksi 2. fx'imin sonucu eksi 2. X yerine ne yazarsam yazayım. Sonuç yine eksi 2 olacaktır. Yukarıda verilen fonksiyonlardan birebir olanların sayısı m örten oranların sayısı ne olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Bakın birebirlikte de kalsımız neydi arkadaşlar? X değerleri değiştikçe sonuçta değişecekti. E burada ve şöyle bir hatırlatma yaparsak R'den R'ye diyorsa MX artı N şeklindeki bütün değerler neydi? Birebir daha doğrusu e, örten fonksiyonda bunu hatırlarsak. Burada örten olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü MX artı N şeklinde R'den R'ye. E aynı zamanda x değerlerini değiştirdikçe sonuç da değişiyor. Hiçbir şekilde aynı sonucu elde etmiyoruz. O zaman bu hem birebirdir hem de örtendir. Bakın bu fonksiyon hem birebir hem örten. Buna bakarsak r'den r artıya diyor. Birleşim sıfır. Yani sıfırı dağılıyor. Burada mesela arkadaşlar sıfır yazarsak sıfır. Bir yazık bir, iki yazık iki. Ama eksi bir yazarsak yine bir. X değerleri değişti. Sonuç değişmedi. O zaman burası birebir değil arkadaşlar. Bakın birebir değil. Peki örten mi? Bütün pozitif sayıları ve 0'ı elde edebiliyor muyuz? 0'ı elde etmek için sıfır yazarsınız. Olur. daha sonra 1'i elde etmek için bir. Burada pozitif değer verdikçe hep pozitif değerleri elde edebiliriz. O zaman bu sadece örtendir. Bütün pozitif reel sayıları elde edebildiğimiz için. Tam sayılardan tam sayılar arkadaşlar. bir 1 yazarsak Dikkat ederseniz 4. 2 yazarsak 7. 3 yazarsak 9, 10. Böyle artarak gidiyor. Azalttıkça da yine bu sefer değeri azalarak gidecek. Hep farklı sonuçlar geldiği için burası birebir fonksiyondur. Peki örten mi? Örten olması için hatırlarsak x'in kat sayısının 1 ya da eksi 1 olması lazımdı. Yani burada örten olmuyor. Çünkü mesela 4 ile 7 arasında 5'i 6'yı elde edemediğimiz için açıkta eleman kalıyor. Örten olmuyor. Burası da sadece bire birdir. Buna bakarsak R'den R'ye demiş. E, burası yine hatırlarsak X kareli ifadeler neydi arkadaşlar? Ne bire de ne de örtende. R'den R'ye diyorsa. E, bu da ne bire bir ne de örten fonksiyon oldu. Bire birliği bozan şey nedir mesela? 1 de yazsam, eksi 1 de yazsam aynı sonucu elde edelim. Örtenlik nedir arkadaşlar? Mesela X kareli bir ifadenin minimum değeri sıfırdır. 4 x 0'dan 4 elde edebilirim. Bundan sonra x karenin değeri arttığı için değer azalacağından dolayı 4'ten büyük değer mesela 5'i elde edemem. 6'yı elde edemem. Bunlar hep boşta kaldığı için bu ne birebirdir ne de örtendir. Bire bir olanların sayısı. Bu birincisi birebir. bir. İkincisi bire değildi. Şuradaki üçüncüsü birebir. Yani bunun değeri 2. Örtenlerin sayısı. Birincisi örten. ikincisi örten. Diğerleri örten değil. Bunun da sayısı 2. 2 artı 2'den sonucumuz artı 4 olacak. 5. sorumuza devam edelim. F fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğunu söylüyor. Buna göre F7 değeri kaçtır? Şimdi doğrusal fonksiyon diyor. Bunu iki yoldan çözelim. Birinci yolumuz şudur. Fx'e ax artı b diyorum. Doğrusal fonksiyon dediği için. Eksi 2 yazınca sonucumuz 7 olacak. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2a artı b eşittir 7 olur. 3 yazınca 22 olacağını söylüyor. 3 yazarsam 3a artı b eşittir 22. Buradan a'yı b'yi elde etmek için yukarıdakini eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. Eksiyle çarparsam artı 2a. 3a da burada 5a. Eksiyle çarptım eksi b artı b gider. Eksiyle çarptım eksi 7. 22'den 7 çıkardık 15. 5'e bölersek a eşittir 3 oldu. a yerine 3 yazarsam 3 çarpı 3 9 artı b eşittir 22. Karşıya attığımda b eşittir 13 oldu. Bakın b'yi de 13 bulduk. O zaman benim fonksiyonum şudur. ax artı b'ydi ya. a'yı kaç bulduk? 3. 3x. b'yi kaç bulduk? 13. 3x artı 13 oldu. Ne istiyor bizden? F7'yi soruyor. Haydi x yerine 7 yazalım. 7 çarpı 3 21 artı 13'ten sonucumuz 34 olacaktır. Şimdi gelelim bunu bir de ikinci bir yoldan çözelim. İkinci bir yoldan da şudur. Dikkat. Eksi 2'den 3'e kaç artmış arkadaşlar? 5 artmış. 7'den 22'ye kaç artmış? 15 artmış. Bakın. Dikkat. 5 artınca sonuç 15 artıyorsa. Atıyorum. Buradan buraya gidelim. 3'ten 7'ye kaç artmış? 4 artmış. 4 artarsa sonucumuz kaç artacak? 5'e 15. 3 kat artıyorsa 4'e de 12 artacaktır. Bakın 22'ye de 12 artarsa sonucumuz 34 olacaktır. F, R'den R'ye doğrusal bir fonksiyon Şu şekilde veriliyor. Bakın zaten doğrusal dediğinde bunu yazmamız gerektiğini unutmuyoruz. Soru da bize bunu vermiş. Böyle bir eşitlik olduğuna göre f0 değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi fx belli. f 3 x eksi a'yı bulalım. Nasıl bulacağız? Burada x gördüğüm her yere 3 x eksi a yazarak yazdık şimdi. E burada da aynı şekilde a çarpı 3 x eksi a diyorum artı b diyorum. Bunu dağıtırsak 3 ax a ile x a'yı çarptık eksi a kare artı b getirip şurada yerine yazıyorum. Yazarsak 3ax eksi a kare artı b kime eşitmiş? a artı 1 x'e eşitmiş. Bakın burada sabit terim yok. Dikkat ederseniz. O zaman burada sabit terimin olmaması gerekiyor. Eksi a kare artı b'nin 0 yani b'nin a kareye eşit olması gerekiyor. x'in katsayısı a artı 1 x'in katsayısı 3a. O zaman 3a'nın da a artı 1'e A'yı sol tarafa atarsak 2A'nın 1'e yani A'nın 1 bölü 2'ye eşit olması gerektiğini buradan bulmuş olduk. E A yerine 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2'nin karesi B'de 1 bölü 4 gelecek. Şimdi Fx'i daha doğrusu F0'ı soruyor. Fx'i bulmuş olduk. Fx neydi? Ax artı B. A neydi? 1 bölü 2. 1 bölü 2x. B neydi? 1 bölü 4. Bize neyi soruyor? F0'ı soruyor. X yerine 0 yazarsak burası gider. Sonucumuz artı 1 bölü 4 olacaktır. Yedinci sorumuz. Fx fonksiyonu veriliyor. F4 küçüktür. F2'ye eşitsizliğini sağlayan en küçük m tam sayısı kaçtır? F4'ü nerede yazıyoruz? Burada. 4 yazarsam 12 artı m eksi 1 küçüktür. F2'yi nerede yazıyoruz? Eşitlik olduğu için burada yazıyoruz. 2m artı 5'e. E bunu bu tarafa atalım. Bunu sol tarafa atarsak. 12'den 1 çıkardık. 11. Artı 5 sol tarafa eksi 5 diye geçti. 2m artı m sağ tarafa eksi m diye geçti. 11'den 5 çıkardık. 6 küçüktür m oldu. 6 m'den küçük olduğuna göre m 6'dan büyük olacak. En küçük m tam sayısını soruyor. 6'dan büyük en küçüğü nedir arkadaşlar? 7'dir. F tek fonksiyondur. Tek fonksiyonu şöyle bir hatırlayalım. Bir fonksiyonun tek fonksiyon olması için bir eksiği dışarı atıyordu. Eksi f e eşit ise bu tek fonksiyonda. Eğer f x yani eksi yutuyorsa f x x f e eşitse çift fonksiyon. Burada tek fonksiyon olduğu için f x x eksi f x'e eksiği dışarı atacak şekilde eşitliyoruz. Düzenleyelim. fx burası. E, f x bu tek olduğuna göre eksiği dışarı atar. Bir de eksi burada var. Artı 2 fx oldu eşittir. Şimdi tek fonksiyonlar neydi? X'in bütün kuvvetleri yani X'e bağlı bir denklemse X'in bütün kuvvetleri teklerden oluşmak zorundaydı. Kesinlikle üstte yani kuvvet çift olmayacaktı. E burada ne var? X kare var. X kare olmaması için katsayısını sayısını sıfırlıyoruz. Yani A'nın kaç olması gerekiyor? 4. Burası gider. 6x kalır. 2 tane burada. Bir tane de burada. 3 fx eşittir 6x. 3'e bölersek fx eşittir 2x oldu. Bakın kuvveti 1 olduğu için bu bir tek fonksiyon. Bize neyi soruyor? F a'yı. A nedir? 4. O zaman bize F4'ün değerini soruyor. 4'ü yazarsak F4'ün sonucu ne olmak zorunda? 4 çarpı 2'den 8'e eşit olacaktır. 9. sorumuz. Periyodu 8 olan bir F fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Periyot dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Atıyorum bir fonksiyonun periyodu t olsun. x artı t eşittir de. Yani ben burada x'e periyodu istediğim kadar eklediğimde katını da ekleyebilirim arkadaşlar. Ekleyip ya da çıkardığımda sonuç değişmiyordu. da. Mesela fx'in periyodu 3 olsun. fx eşittir fx artı 3. Mesela f1'in sonucu 3 eklersem f4'ün sonucuna 3 eklersem f7'nin sonucuna eşittir. Burada periyodun ne olduğunu söylüyor 8. 8'e eşitse fx artı 8 eşittir fx şeklinde yazabilirim. Yani ben burada x yerine içine 8 ekledikçe ya da 8 çıkardıkça sonuç değişmez. Mesela burada 8 eklerse burası fx artı 7 olur. Bakın eşitlik mümkün değil. E buradan 8 çıkarırsak çünkü fx'i elde etmeye çalışıyorum ya. 8 çıkarırsam x artı 4. Bir daha 8 çıkarırsam x eksi 4 eşit olma ihtimali yok. Yani her zaman eşit olma ihtimali yok. Burada 8 eklersem x artı 3. E burası zaten x artı 3. Bakın fx artı 3 eşittir. fx artı 3. Burası her zaman sağlayacaktır. Mesela buradan 8 çıkarırsak eksi 4 olmadı. 8 çıkarırsak fx eşittir. fx eksi 1 yine olmuyor. Her zaman geçerli olması için. C seçeneği sağlıyor diyebiliriz. F ve G fonksiyonları veriliyor. Buna göre G bölü fx fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanların toplamı. Bakın hatırlarsak bu şekilde 4 işlemde arkadaşlar tanım kümelerinin ortak olması lazım. Şimdi F ve G fonksiyonlarının görüntü kümesini bulmak için ikisinde de ortak tanım kümesinden gitmemiz lazım. G'nin tanım kümesine bakarsanız pozitif doğal sayılar. F'e bakarsanız eksi 5 5 aralı. İkisinde de ortak olanlar ne olmak zorunda? Pozitif doğal sayı. Bir nedir? 1 ortak, 2 ortak, 3 ortak, 4 ortak. Ama 5 burayı sağlamıyor. 5'ten sonrası yani 4'ten sonrası ikisinde de ortak olmuyor. Tanım kümesi ikisinde de ortak olanlar bunlar. Yerini sırasıyla yazarsak. Neyi soruyor? G bölü F. G neydi? X kare eksi 1. F ne? X artı 1. İster buradan yerine yazarsınız. İsterseniz de kolaylık olması açısından bir kare farkı var. Bakın burası x karesi burası 1'in karesi. Bunu x-1 çarpı x artı 1 diye yazıyorum. Böyle x artı 1. Bunlar sadeleşir. x-1 diye yazarım. Sonra bu değerleri yerine yazarım. Ya da direkt şurada da yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 1 yazarsak 1-1 0. 2 yazarsak 2-1 1. 3 yazarsak 2 4 yazarsak 3. Burada görüntü kümesindeki elemanlardır. Toplamlı soruya arkadaşlar. Bir daha 5, bir daha 6 olacaktır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci öncüle bakarsak f çift fonksiyonu ise birebirdir. Bu kesinlikle doğru değil. Şöyle arkadaşlar. Mesela fx eşittir x kare. Bu bir çift fonksiyon. x yerine 1 yazarsak 1'in karesi 1 x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi yine 1. x değerleri farklı ama sonuçlar aynı olduğu için birebirliği bozuyor. Birim fonksiyon tek fonksiyondur. birim fonksiyonu neydi arkadaşlar? fx 1 x'te. birinci kuvveti olduğuna göre burada kesinlikle tek fonksiyondur diyebiliriz. İkinci öncülümüz doğru. f tek fonksiyon ise 1'e birdir diye söylüyor. Bakın tek fonksiyon ise bire birdir. Tek fonksiyon dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Orjine göre simetrikte Peki orijine göre şöyle bir simetrik alsak Tek fonksiyonun her zaman birebir midir? sorusunda şöyle bir ifade alsak Burada birebir olduğunu söyleyebiliriz Ama şöyle bir ifade olursa atıyorum küp eksi x olsun Bakın x küp eksi x olsun Burada mesela x yerine 1 yazıyorum 1 eksi -1, sıfır x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in küpü eksi 1. E, eksi 1 eksiden artı 1. Bakın yine 0 geldi. Bu bir tek fonksiyon. Bakın birebir olduğu durumlar var. Ama her zaman değil arkadaşlar. x küp eksi x de orijine göre simetriktir. Ama 1 e, ve eksi 1 verdik. Sonuç 0 geldi. O yüzden burası her zaman birebir değildir. F birim fonksiyonu ise f artı gx eşittir gx olur. Birim fonksiyonu neydi arkadaşlar? içi dışı bir de. E, bunu ayrı ayrı yazarsak fx artı gx eşittir gx olur. gx'ler buradan gider. fx eşittir 0 olur. E bu sıfır fonksiyonu oldu. Birim fonksiyonun içi dışı bir de. fx eşittir x olması gerekirken fx eşittir 0 olmuş. O zaman bu da yanlış. Cevabımız yalnız 2 olacak. 12. sorumuz A kümesi verilmiş. fk A'dan R'ye tanımlı birer fonksiyon. Görüntüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre kaç farklı A B ikilisi vardır diye soruyor. Bakın dikkat. Burada F A artı G A eşittir F B çarpı G B şeklinde yazabiliriz. Şimdi diyor ki toplamlarıyla çarpımları eşit işte olacak. Mesela 0 için bakın toplamları ne geldi? Eksi 7. Çarpımları ne geldi? Artı e, artı 12. Önce bir toplamlarına bakalım f artı g şeklinde. Yani f artı g'yi bulalım. Toplamlar ne gelebilir? Eksi 7 gelebilir. Toplamları eksi 3 gelebilir. Toplamları eksi 1 bir artı 1'den 0 gelebilir. Toplamları 2 gelebilir. 0 gelebilir. Toplamları ne gelebilir arkadaşlar? 12 gelebilir. Bu 0'ı 2 tane yazmak zorunda değiliz. Sadece soruda görmemiz kolay olsun diye yazıyorum. F, B çarpı GB. Bakın çarpımları neler olabilir? çarptık 12 çarptık 0 çarptık eksi 1 bunları çarptık 0 bunları çarptık eksi 16 çarptık 36 şimdi sonuçları aynı olanlar neler var bakın 12 olabilir ya da 0 olabilir öncelikle 12 için hesaplayalım şimdi kaç farklı ab ikilisi vardır diye soruyor toplamlarının 12 olduğu sadece bir durum var o da nedir arkadaşlar 5 t'leri yani A'ya 5 verdiğimizde B ne olabilir? 12 olduğu 0 olabilir. Bakın 5'e 0 sağlar. Şuraya yazalım. 5'e 0. Peki başka sonucun aynı olduğu duruma bakarsanız 0 olduğu durum. E toplamları ne zaman 0 oluyordu? 2 olursa. E çarpımları ne zaman 0 oluyordu? 1 olursa. Bakın dikkat. E ne geliyor arkadaşlar? Bakın 2'ye 1 gelebilir. Başka 2'ye 3 gelebilir. Çarpımları 0 olan. Burada vardı. Başka bu toplamları 0 iken bir de ne var? 4 olabilir. 4'e 1 ya da 4'e 3 gelebilir. E buradan kaç değer geldi? 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer olduğunu bulmuş olduk. Ya da şu mantıkla gidersiniz arkadaşlar. Burada aynı olan ne var? Birer durum var. 1 çarpı birden 1 durum var. 0 olacaksa buradan 2 durum 0 olacaksa buradan da 2 durum. 2 çarpı 2'den 4 durum. 1 de başta var. Toplamda 5 durum olduğunu bu şekilde de kolaylıkla bulabiliriz. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor. f eksi g m artı 1 3 m eksi 4 olduğuna göre m değeri kaçtır? Çıkarma olduğu için ayrı ayrı yazıyorum. f daha doğrusu şöyle f m artı 1 yazdım. Eksi g m artı 1 yazdım eşittir 3 m eksi 4. Şimdi bunu bulmak için öncelikle f m artı 1'i bulalım. m artı 1'i nasıl bulacağız? Burada x gördüğüm her yere m artı 1 yazarak. Artı m. Bunu dağıtırsam 2 m artı 2 geldi artı m. 2 m ile m'yi topladım. 3 m artı 2 oldu. Bu nedir arkadaşlar? f m artı 1. Bu cepte. Bir de ne kaldı? gm artı 1 kaldı. G'de x gördüğüm yere m artı 1 yazarsam bakın burası m artı 1 eksi 1 buradan artı 1 eksi 1 gider. Buradan da m kaldı. Yerine yazıyorum. Şunun yerine ne yazdık? 3 m artı 2 yazdık. Eksi g m artı 1. O da nedir? m'dir. Sonucumuz neye eşitmiş? 3 m eksi 4'e. Buradan 3 m'ler gider. Eksi m'yi bu tarafa eksi 4'ü bu tarafa atarsam 2 artı 4 eşittir m olur. Buradan da 4 artı 2'den m eşittir 6 olarak bulunur. Bize zaten m değerini soruyoruz. Bu testteki son sorumuza baktığımızda a'dan b'ye tanımlanan fonksiyonlardan kaç tanesi birebir değildir? Bakın. Birebir olmayanları soruyor. E burada basit. Bütün fonksiyon değerlerini bulup birebir olanlarından çıkarmamız lazım. E, a kümesi şöyle b kümesi böyle. 3 tane eleman var. Burada 5 tane eleman var. Birinci elemanın gidebileceği kaç yer var? 5. İkinci elemanın gidebileceği yine 5. Üçüncü elemanın gidebileceği yine 5 durum var. E dikkat ederseniz B'nin eleman sayısı üzeri A'nın eleman sayısı toplam fonksiyon sayısını veriyordu. 5 üzeri 3'ten 125 tane fonksiyon var. Peki bunlardan kaç tanesi birebirdir? Birebir olması için her birinin farklı bir görüntüsü vardır. Birincinin gidebileceği 5 biriyle eşleşti. İkincinin gidebileceği 4 yer kaldı. Biriyle eşleşti. Son elemanın gidebileceği 3 yer kaldı. Karparsak 60 tanesi birebirdir. 125 tane fonksiyon sayısı. Bunun 60 tanesi birebir olduğuna göre geriye kalan 65 tanesi birebir değil.